Efendim hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar olsun. TV8 ekranlarına canlı olarak Demet ve Cez'le Gel Konuşalım başladı. Çok güzel bir içeriğimiz var. Hafta sonundan bir görüntüyle efendim ekranlarınızın başına geldik. Demet'ciğim annem iyi haftalar. Annem kesecek beni. Niye? <laughs> i̇yi oynadın diye. Niye oynamıyorsun? Böyle. O hep onunla oynayayım. Onunla, her şeyi Anladım. onunla yapayım istiyorum. Sevgili kayınvaliden değil mi? Evet. Bahsettiğin. Yıldız annemiz. Maşallah. Ne kadar ben güzel. orada tabii ondan önce ona bir ağız burun falan filan yapıyordum oralar Allah'tan çıkmamış. <laughs> Yalnız çok komik. Victoria Beckham'la gelinini falan filan koymuşlar bütün magazin siteleri. Evet. Çok benzetme kıyım. mi hani... var? Hayır, hayır. Onlar mı samimi? Demet Akalın'la kayıtlı mı samimi diye? Siz. Eğlendiniz. <laughs> Hafta sonu Hira'nın doğum günü Partisi vardı, değil mi? Evet. Dün Maşallah. Doğum günüydü. Bir ya geçen yılı. sene işe gitmişim Cez. Baba diyor sen geçen sene annemi diyor düğüne göndermiştin işe diyor. Bu evet. sene diyor aferin iş almadın anneme. Bir sene nasıl bunun şeyini tuttun aklında? E bir dakika Hire'yi ben en önde konserde gördüm hafta sonu. Ay hayır, hayır geçen o başka, sene başka düğüne mıydı? gitmişim. Bunu anladım. 4 Şubat'ta bir gün sonra ya da bir gün önce kutlamıştık hatırlamıyorum şimdi. Ha şimdi oldu. Şimdi diyor ki bana bir sene önce de ya annemi diyor düğüne diyor şey yapmıştın. Oy böyle bir zeka. İyi haftalar olsun benim hafta Olsun sonu efendim. Güzel geçti ama yoruldum. Sapanca'da kar var diye gittim. 7 bin küsür bilet satılmış. Şaşırdım maşallah, yani o sordu. Maşallah geldi herkes. Helal. Çok eğlendi. Güzeldi. Baksana Eliz'le Burki'ye. Alişan'ınla bu senin şey. Aa, koduları. maşallah onların mı o? Dedikodularım var. Anlat. Üçüncü çocuğu. Düşünüyorlar varmış. Oo. Ben de sakın dedim. Nasıl patlattım arkadaşım bak gitmeden. Niye sakın <laughs> dedin? Buraya gidiyor perşembe. Niye ya. sakın dedin? Abi. De, tam bakacaksın? Yeter daha üç tane çocuk. No. İki tane yet. Gençler daha ya. Niye böyle bakıyorsunuz? Is, düşünüyorlarmış Feraye. Ha? Düşünüyorlar. Var değil canım, var değil öyle bir şey yok. <laughs> Magazin haberi patlattırmayın bana şimdi. Yoksa yok. öyle mi? Hayat düşünüyor. Anlarım Zor olduğu için dedim ya. Yoksa tabii ki yapsınlar ama. Ondan sor, başka ne dedik odu var bakayım. Konser güzel geçti, İran'ın doğum günü güzel geçti. Mahsun'a gittik cumartesi güzel. akşamı. Yorgun yorgun. Söz vermiştim artık dördüncü kere çünkü bazen biliyorsun timingimiz uymuyor. Ben de cumartesileri çalışıyorum. Ben iki sene önce gitmiştim. Nasıl Bir geçti? Güzel çıktım. miydi? Sahnesi inanılmaz güzeldi. Çok Tahmin güzeldi ediyorum. Güzeldi sahnesi. Ben de kız arkadaşlarıma Katılım söz nasıldı? Onlar bayıldılar böyle seyrediyorlar. Bir de resim çektirmeye falan içeri girdik. Allah çok mutlu kaldılar tabii bizim kızlar. Güzeldi, çok güzeldi. Arada tabii bize gelir misin gibi arada lafım kaynadı. Yine e tabii sesleniyorum benim Nasur güzel be, arkadaşım. bekliyoruz. Güzel kalpli arkadaşım da gelir. Söz verirseniz bir söz alsaydık gelirdi de. Ağzından bir şey çıkmadı. E ne biz yaptı kızlar öyle? hep bir şeyler sordular. Duymazdan ya. mı geldi? Biraz ne? öyle o. Duymazdan evet. gel yok öyle evet, bir şey. Evet. Öyle bir şey yoktur ama şey çok güzeldi. Ee, sahnesi çok güzeldi. Ondan sonra dün de yoruldum işte falan. Pazartesi bütün enerjimizle. Buradayız. hadisler sende artık. Var var haberlerimiz var efendim haberlerimiz var ama önce iletişim adresini söyleyelim. Günün sorusunu aktaralım. Efendim et gel konuşalım TV bizim Instagram adresimiz. Et TV8 gel konuşalım da bildiğiniz üzere bizim Twitter adresimiz. Instagram'a yeni bir post koyduk. Günün sorusu yanında Demet ve Cez duruyor. Lütfen cevapları bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda da efendim moda tasarımcısı ve stil danışmanı Emel Yıldırım hatta güzel kıyafetleriyle de burada olacak. Aklınızda olsun. Tabii ki memleket haberleri olacak. İpek açarı bağlayacağız. Bayağı bir şey var yani bugün. Lütfen ayrılmayınız. Ne koyarsınız efendim ismini hayatınızın uzaktan görenler Mesut sanıyor var ya İbrahim Tatlıses'in hmm. öyle güzel bir hmm. filmi vardı benim hayatım yani ismini ne koyardınız düşünmek lazım bilemedim sen Dur, beş dakikadır düşünüyorum mesela ben bulamadım biliyorum, biliyorum düşündüğün Emel'e de soracağız Emel hazır ol ee, fazla mütevazı olma gerçek zannederler filmin adı mı bu hmm. beğendin mi hiç beğenmedim. Böyle film adı mı olur oğlum? Bu İyi atasözü gibi ya. bir şey. Saçma Film adı diyor. Saçmalama mı? <laughs> yani filmin adı mütevazi falan bir şey. Tek kelime. Tek kelime. Böyle bir... Neymiş? Genç? İlker mi? Ne? <laughs> ha bizim genç İlker'in acıları. Yani sizin rejiden gelen bir şey bu peki. Bana ne buldunuz peki söyle bakayım. Ha Demet'e de bulalım o zaman. Hayat bana güzelmiş, Hayat bana güzelmiş seninki. <laughs> Yalkın'ın Muhteşem Pazartesi fikirleriyle Ama Hayat Bana Güzel. Ha? Şimdi dışarıda öyle güzel. görünmüyor musun? Popstar, televizyon yıldızı. Çok be iğrenç bir ad. Hayat Bana Güzel. Yani bu şarkı bile olsun. Eşim ol maşallah, çocuk maşallah, sağlık yerinde. Hayat Sana Filmler Güzel Demet. Film şeyin sonuna doğru olabilir. Neyin? Ya ben her zaman söylüyorum burada biliyorsun. Bak Esroş, ben ölür kalırsam Emel'im. Hesabı <laughs> Yani ben ölürsem sakın benim filmimi yapıp o çocuk öyle oldu, ana böyle oldu, amca kızı çıktı, bilmem ne, kuzen çıktı falan filan. Aa, yenge güzel. dayı birbirine kim karışmasın. Oynasın? Ben Demetim. asla film yapılmasını istemiyorum Biz hayatımın. yapacağız. Kim, kim? Kim oynasın? Ben yapılmasın diyorum kim oynasın diyor. <laughs> Diyelim yapıldı sana da sorulmadı. Evet böyle farazi ha. konuşursak eğer kim? kim oynasın dersen deli dolu patavatsız bunu kim oynayabilir? Akıl verin bakayım. Gonca Vuslateri. İyi anlamda söyledim bu senin, ha, senin dediklerini. Ay, Gonca, evet. Senin dediklerini iyi anlamda çevirdim. Bence güzel, iyi oyuncu, sağlam oyuncu. Evet. Hmm. Gonca olabilir. Hmm. Ya da çok gülüp içi kan ağlayan biri olabilir. Dur bakayım kim olabilir o? Şimdi için dedik olarak olabildi? Hande Erçel de olabilir. Boy, pos olmaz Hı? mı? Hande Seviliyor. Erçel ol olmaz. Peki. Seviliyor ayrı da oyunculukta beni oynayamaz herhalde. Peki be beraber yani güzel. güzelle yaşılıyoruz ne? Ya gençlerden bahsediyorum. O benziyor evet. Birbirimize benziyoruz öyle Doğru. diyeyim. Başka kim var ya? Gupse Uzay. Ben sana Olur bir şey söyleyeyim diyorlar. mi? Yalnız inanılmaz güzel diziler başladı. Dizilerde mesela çok acayip yetenekli çocuklar ve genç kızlar görmeye var. başladım ben. Var. Fena var. Fena bak ha. Yeni var. nesil var ya güzel. Güzel geliyorlar yani. Doğru. Artık çünkü Maşallah o kalıplaşmış bize. hani artık serenaylar falanlar filanlar hep böyle bir şey var. İlk önce onlar aklına geliyor insanların. Ama yeni dizilerde ben inanamıyorum aşırı güzel beğendiğim tipler var kız olarak diyorum. Onlardan biri de olabilir diyorsun. Onlardan biri de olabilir. Olur. Yeni bir isim olabilir. Peki. Düşünelim bunu. Tabii. Düşünelim. Ama yapılmasın. <laughs> Haberlere bakalım mı? Hazır mısın? Lütfen iyi haberlerden mi başlayacağız? Vallahi bilmiyorum. Biliyorsun bizim memlekette iyi de var kötü de var göreceğiz. İyilerin çok olması dileğiyle başlayalım Amin. bakalım. Amin. Evet efendim. Memleket'te ön plana çıkan haberlerle başlıyoruz. İlki geliyor. Buyurun. Evet şimdi ben size haberi aktarırken bir de ayağa kalkalım. Haberi görüyorsunuz şu anda ekranda. Bu kalkan balığı olabilir seçtiğim kadarıyla ama değil galiba. Yok değil. Pisi de olabilir. Bak. Peki bunu nasıl dikiyorlar abi? Güzel soru. Şimdi önce bir videoyu görün. Bakın balık içerisinden Dört tane Aa, neredeyse kaya parçası taş yok. çıkıyor taş. Yutturuyorlar yoksa kendi yutacak hali yok herhalde. Biz zaten saatlerce izledik. İzleyenlerle de paylaşalım dedik. Sosyal medyada çok böyle viral olan tabiri caizse çok trafiği olan bir e, video bu. Peki bir şey sorabilir miyim Cez? Sor. Bu balık olarak eve alınıp götürülen mi? Onunla çözersin mevzuyu bir daha dersin ki ya da gidersin balıkçıya dersin ki arkadaş bunun içinden taş çıktı. Yoksa... Balıkçıda olan katı Bu balıkçı anladığım kadarıyla. Balıkçı değil, balıkçı derken restoran değil ama balıkçı. Restoran işte evet işte restoran. Yok yok baya balıkçı bu. Hani balık hali veya balık. Çünkü şöyle oluyor hani dükkandan giriyorsun böyle işte sağda solda onların reyon gibi şeyler oluyor. Hangisini seçersin diye şunu diyorsun oturuyorsun masaya. Tamam.